Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geldik mevakıfa. Bugün mevakıftan, değil mi? Birinci mevkıfın, ondan sonra beşinci maksadının, gözetleme kulesi diyorum ben ona, ikinci maksadına geldik. Ve ikinci maksat şu: ennehu, bura önemli, yani nazar, şey değil de, yani zaruri ilim değil de nazari ilim. Daha doğrusu nazar. Yani işte nazarı tarif ettik ya. Evet. Bu yüeddi ilel matlubi. Matluba götürür. Yani ya götürür şeklinde de okumak mümkün. Anlatabildim mi? Çünkü var değil mi sizde şey? Ama yok ya. Hı? Ne hocam? Bu yüeddi ilel matlubi var mı? Var hocam, var. Olan keçeli yankasimu yok. Ha, yankasimu. O kelime bizim şerhte yok. E söyleseniz ne ya? Ha, bak güzel kardeşim. Sizde şöyle, doğru olan o. Ennehu, yani bu nazar, yankasimu ila sahihin, yani sahih nazara ikiye ayrılıyor. Sahih nazar ve fasit nazar. Yani sahih nazar, ne demek sahih nazar? Yüeddi ilel matlubi. İsteğe götürüyor. Arkadaşlar burada matluptan kasıt netice. Ama netice derken biliyorsun bunu daha önce de ifade etti. Bu neticeden kasıt ispatu el akaidi diniye. Öyle değil mi? Dini akidelerimizi ispat. Onun için okuyoruz zaten. Yani kelama bunların atılmasının en önemli sebebi bu yani. Matluptan kasıt o yani. Zaten matlup netice demek, biliyorsun değil mi? Kıyastaki neticeye matlup diyoruz. Hı. Şimdi demek ki ikinci maksat neymiş? İkiye ayrılıyor nazar. Ya matluba götüren sahih olan veya vefasidin yukabiluhu. Anlatabildim mi? Yukabiluhu. Fasit de tam onun tersi. Burayı anladık değil mi? Tam onun tersi. Ne yapamaz? Götüremez. Şimdi burada velemma kânel muhtar var. Bu köy muhtarı değil. Anlatabildim mi? Burada ben biraz baktım başka kitaplara. Çıktı ortaya. Arkadaşlar, yani bunu iyi bilelim. İki görüş var bu konuda. Bunlardan bir gruba mezhep de diyorlar buna. Daha önce gördük de ama tam anlamı çıkaramadık. Ehli talim veya ehli tealim mezhebi. Bir de karşı mezhep var. Bunu iyi öğrenmeniz lazım. Yoksa burayı anlamak zor olur. Şimdi bu tercih edilen, yani görüşü tercih edilen ehli talim dediğimiz grubun özelliği şu. Adamlar diyor ki biz diyor mukaddimeleri tertip ederiz. O mukaddimelerin içinde fasit de olabilir. Anlatabildim mi? Vehmi kaziye de olabilir. Ondan sonra diyor, ondan yani mukaddimeleri tertip ettikten sonra neticeyi elde ederiz. Yani iki şeyi özetliyor. Tertip ve iktisap. Yani önce mukaddimeleri tertip edeceğiz aklımızda vesairede. Sonra da neticeyi elde edeceğiz, kazanacağız diyor. Bunlar ehli talim diye biliniyorlar. Bunların karşısındaki grup ise hayır, biz o tertibe ve iktisaba gerek yok. Doğrudan neticeye bakarız diyorlar onlar. Anlatabildim mi? Bizim için önemli olan neticedir diyorlar. Şimdi dolayısıyla müteahhirin ulemasının mezhebi bu görüş. وَلَمَّا كَانَ الْمُخْتَارُ Yani ehli talim denilen grubun son dönem alimlerinin yanında tercih edilen görüş olan اَنَّهُ Bura enteresan. Yani nazar. Neymiş nazar? Tertibül ulumi, bilinenleri, malumları, hatta bazen meçhulleri de, bilmediklerimizi de sıraya koyma ama genellikle, ama nasıl? Bir neticeye götürecek şekilde. Anlatabildim mi? Bilinenleri, zaten bu nazarda böyle tarif edilmişti, hatırladım. Yani bilinenleri sıraya koyma, evet, ondan sonra ne olma? Şimdi elbette ki, yani böyle izah ve neticeye varma. وَلِكُلِّ تَرْتِيبٍ Devamı var. Ama sıraya koymanın da nesi var? مَدَّتُنْ وَسُورَتُنْ İki şekilde tertip var.
Yani dolayısıyla arkadaşlar bunu önemli. Madde dediği mukaddimeler gelecek biraz sonra. Anlatabildim mi? Ha şey dediği de yani ne derler suret dediği de kıyasın şekli. Biliyorsun 3-4 tane şekil vardı. Hepsi netice vermiyor. Yani belli şartlarda netice veriyor. Yani dolayısıyla her tertibin anladınız değil mi ehli talimin ne demek olduğunu? Yani önce diyorum mukaddimeleri tertip edeceksin ama nasıl? Yani bir madde itibariyle tertip var, bir de suret itibariyle tertip var. Yani o ha ondan sonra da yani madde itibariyle derken külli mi, cüz'i mi, bilmem ne mi, şu mu, bu mu vesaireler yani. Ondan sonra diyor neticeye varacaksın. O diğerler de diyor hayır bizim için önemli olan neticedir. Direkt ona bakar. O tertip mertip bizim işimiz değil diyorlar. Şimdi yalnız bu açıklıyor daha devam ediyor. Dolayısıyla diyor her tertibin de bir maddesi ve sureti var. Fetekunu olmalıdır diyor. Sıhhatuhu anlatabildim mi? Yani nazarın sahihliği mümkündür. Bir sıhhatil maddeti. Evvela maddenin sahihliğiyle. Anlatabildim mi? Şimdi madde ne demek? Burada maddeyi açalım. Mesela tasavvurat maddedir. Anlatabildim mi? İki tasdikat maddedir. Yani bunlar doğru olacak, sağlam olacak. İkincisi ve es-sureti. Suret itibariyle de sahih olacak. Suret dediği iki türlü suret. Bir, tariflerde biliyorsunuz iki tane bu neticeye götüren şey var bizim için. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Tasavvuratta neticeye götüren nedir hikmet bizi? Tariflerdir, kavli şarihtir. Ha, peki tasdikatta nedir? Kıyaslardır. Yani şey derken, suret derken hepsi işin içine girecek. Yani ne demek? Hadd olması için bir tarifin, işte bilmem cinsi olması lazım, faslı karibi olması lazım vesaire vesaire. Yoksa resim olur. Resim de olmayanlar var. Logat ona ne diyoruz biz? Sırf böyle bilgi için. Yani ne resme giriyor ne hadde giriyor. Bütün bunlar önemli. Me'an. İkisi de sahih olması lazım. Yani demek ki nazarın tertibinin mükemmel olması lazım. Bunun da doğruluğu hem maddeten hem de sureten sahih olmakla olur. Anladık değil mi bunu? Ev veya ve fesaduhu anlatabildim mi? Peki nazarın fasit olması nasıl olur? Bir fesadihima. Hem madde anlatabildim mi? Hem de suret fasit olursa o nazar fasit olur. Yani o tertip yani. Yo bence o fesada gittiği dediği yani tabii evet yani o tertibin fesadı söz konusu yani. O zaman tabii nazarın da şeyi fesadı söz konusu. Ev fesadi ehadihima. Sadece birisi de fasit olursa gider. Yani adamın maddesi sağlam olur da kaziyeler veya tasavvurat sırf kaziye demeyelim ona. Çünkü işin içine madde deyince hem tasavvurat hem tasdikat giriyor. Ama şekil itibariyle bozuk olur. Ve minhum bir kısım alimler de var ki bu da yani farklı bir izah yani farklı bir izah. Men kasemehu nazar denilen şeyi yani tertibul ma'lumat li yuaddi ila el meçhula. Böyle diyebiliriz değil mi özeti? Yani malum olan şeyleri meçhullere ulaşmak için tertip etmek. Tertip derken hem madde hem de suret itibariyle. Ve minhum bazıları da var ki yani bu alimlerden men kasemehu nazarı taksim etmiş veya kasemehu da diyebilirsiniz. İlel celiyyi vel hafiyyi. Anlatabildim mi? Yani açık ve gizli. Yani açık nazarı celi, nazarı hafi. Ama şarih bunu kabul etmiyor. Vallahi diyor bu pek doğru değil. Onun için tahkik yapıyor. Araştırma yapıyor. Ve tahkikuhu şöyle değerlendiriyor bunlar. Yani nazarı celi ve hafiye ayıranlar şöyle bir açıklama yapıyorlar. Enne delile delil kad ya'rudu lehu el keyfiyyetani. Bu cela ve hafa yani biri açıklık biri de kapalılık. Bu arız olabilir. Bakın. Bir veçheyni. Anlatabildim mi? İki açıdan. Açıklık ve kapalılık söz konusu olur nazarda. Birisi ehaduma bihasebis sureti.
Yani suret itibariyle. Yani özellikle de mukaddimeler itibariyle. Yani burada tasavvurattan ziyade yani mukaddime, yani tasdikattaki o mesele. Fe innel eşkale, çünkü kıyasın şekilleri, bak mantığı bilmeyen burayı hiç anlaması mümkün değil. Kıyasın şekilleri mutefavitetun, birbirinden farklıdır. Fil celâ'i vel hafâ'i. Mesela kıyasın birinci şekli nedir? Burhanın en çok kurulduğu kıyas şeklidir. Öyle değil mi? Hatırlıyorsunuz. Bunları misal verdik. Çünkü yani neticeyi elde etmekte gizlilik ve kapalılık açısından şekiller birbirinden farklı. Mesela birinci şekil hiç vasıtaya ihtiyaç duymuyoruz. Ama diğerleri bir veya iki vasıtaya ihtiyaç duyuyor. Onun için bu nokta önemli. Ha ve saniyima, ikincisi de bi hasebil maddeti. Bu da önemli. Madde itibariyle. Niye madde? Bazıları bir tek mukaddimeye ihtiyaç duyar. Bazıları çok mukaddimeye ihtiyaç duyar. Fe innel matlube. Çünkü neticeyi elde etmek. Burada arkadaşlar kıyasın neticesi bu. Veya daha genel anlamda yani el-i'tikadatü diniye. İsbatü el-i'tikadatü diniye. Zaten kelamla alakalı kıyasların neticesi de odur zaten. Kad yetevakkafu, bazen gerekir, bağlı olur. Ala mukaddimetin ketiretin ev ve eksere. Bazen çok sayıda mukaddimeleri zikretmek gerekir. Bazen daha fazla mukaddimeler zikretmek gerekir. Yani bir mukaddimeyle yeterli olmaz yani. Yani dolayısıyla bir tek mukaddimeyle bazen neticeye varamayabilirsin. Hatta ve kalîletin ve akalle. Bazen de çok az ve daha az. Mesela birinci şekilde çok az mukaddimelere ihtiyaç var. Vasıta ihtiyaç yok çünkü. Anladın değil mi? Ama diğer o dördüncü şekilde falan biliyorsun araya bazı vasıtalar giriyor. Dolayısıyla mukaddimeler artabiliyor. Vasıta, yani bu az ve çoktaki kasıt vasıta. Vasıtasız oldu mu en az mukaddimeyle halledilen. Nedir o mesela? Diyor ki nedir? Hadel kitabu hadithun. Şey yok. Neydi? Mütegayyur. Değişiyor. Kullu mutagayyirin hadisun. İzen hadel kitabu hadisun. Anlatabildim mi? Yani arada bir tane, iki tane mukaddimeyi zikrediyorsun. Hiç vasıta falan yok. Direkt hükmü veriyorsun. Ama bazen öyle değil. O sakalamonya mı ne bir bitkiden misal verdi, hatırladınız mı? Çok uzun uzun kaziyeler getirdi mantıkta. Dördüncü şekilde. Ezberimde yok. Yani mantığın dördüncü şekli çok zor. Sözün özü bu. Ayrıca ma tefavutiha. O mukaddimeler de birbirinden farklı kapalılık ve açıklıkta. Bu da önemli. Ha. Yani zaruri mukaddime olabilir. Ama biri açık olur, biri kapalı olur. Doğru. Ayrıca bu da çok önemli. Bi'tibari tefavutin fi tecidi tarafeyni. Burada önemli bir nokta. Her iki tarafın ayrı ayrı düşünülmesi tecridi halinde. Bu tecritten kasıt ne demekti? Yani mesela diyelim ki koyun önce nedir? Camitten tecrid edilecek. Öyle değil mi? Arkasından bitkiden tecrid edilecek. Yani her iki tarafın, yani burada her iki taraftan kasıt mevzu ve mahmul de işin içine giriyor. Biliyorsun tasavvurda bir şeyi tasavvur edebilmek için onu gayrılarından ayırmak lazım. Bu da iki türlü. Vücudiyatına bakmak, neler var o şeyde. Bir de ademiyatına bakmak, neler bulunmaması lazım. Hatırlıyor musunuz? Geçti bu. Tecrit de diyor. Dolayısıyla burada da yani vasıtalar farklı olur birbirinden. Fe'in üride, işte bunu tenkit ediyor ya, tahkik yapıyor. Kardeşim diyor, nazarın diyor, celi ve hafi olmasından kasıt, zalike, bu söylediğimizse, yani ne demek mukaddimelerin, tarafların kapalı ve gizli olması manasıysa فَهُوَ لَا يَعْرُضُ لِلْنَظَرِ. Gerçekte o nazarın arızası değildir. Yani o tamamen şeydir, delilin arızasıdır. Anlatabildim mi? Yani mukaddimelerin arızasıdır veya muarrifin arızasıdır. Öyle değil mi? Bu nazarla ne alakası var? Yani tenkit ediyor. وَالتَّجَوُزْ لَا يَمْنَعُهُ. Yani celi ve hafî diye bir şeyin vasıflandırılması
Yani buna mani değil yani. Caiz görev, yani celi veya hafi diye konuşabilirsin. Bu buna engel değil. Engel değil. Demek ki eğer diyor nazarın hafi ve celi olmasından kasıt şeyse, buysa, yani mukaddimelerin veya tarafların hafi veya celi olmasıysa, bu diyor nazara arız olmaz. Tam tersine delile veyahut da neye arız olur? O mukaddimelerin şeylerine, nedir? Tasavvurat olan mevzu ve mahmullerine arız olur. Muarife, delile arız olur. Ha, dolayısıyla ama efendim mümkün müdür bir şeye, anlatabildim mi? Yani bir şeyin celi, yani nazarın celi veyahut da hafi olmasını söylemek mümkün mü? Tamam, kabul olur ama bu yani nazarın şey olmasına, böyle bir taksime tabi tutulmasına şey değil diyor yani. Anladın mı? Yani böyle bir şey, cevaz vermek, celi ve hafi mukaddimeleri itibariyle celi olması veya hafi olması şeye mani değil, nazara mani değil o. O çünkü delille muarrife bağlı o. Sen nazarla karıştırma bu işi diyor. Ve in uride, eğer diyor nazarın celi ve hafi olmasında kasıt gayruhu başka bir şeyse fela sebeptir. Asılsız şeylerle uğraşmamak lazım. Böyle bir şey söz konusu değildir diyor. Bence yeter. Az oldu ama öz olsun. Öyle değil mi? Çünkü şey gelecek. Yani yeni bir maksat geliyor. Nazar-ı sahihi anlatacak şimdi de. İlim ifade eder mi, etmez mi? Bunu ilim ifade ederse yakın mı yoksa zan mı? Bunları tartışacak. Artık çok zor değil yani, onu bilesiniz. Hadi bakalım. Allahümme.